Herkese merhaba arkadaşlar. Süre yayınları paragraf soru bankamızın video çözümleriyle sizlerleyiz. Son bakış performans testlerindeyiz. Birinci testimizde başlayalım. Birinci sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen önerilere örnek gösterilemez? Yalnızlığın pençesinde strese girmek yerine çözüme odaklanıp insan ilişkilerinde başarılı olabilmek için bir Yol haritası var. Anlaşılmadığınızı düşündüğünüzde karşınızdaki insanın ne dediğine kulak vererek etkin dinleyici olun. Bunun ilişkinize sağladığı katkıyı göreceksiniz. Çevrenizdeki insanlara dair ön yargılarınız olmasın. Onlara hoşgörülü yaklaşarak onlarla sağlıklı ilişkiler kurmayı deneyin. İlişkilerinizde haklı olduğunuzu düşünmek yerine başkalarının ne düşündüğünü anlamaya çalışın empati kurabilmenin önemini keşfedin. İnsanların sizi daha iyi tanımalarını ve buna uygun davranışlar sergilemelerini istiyorsanız kendinizi doğru ifade etmeye çalışın. Eleştiriye açık olmanız sizin hem iyi hem de kötü yönlerinizin farkına varmanızı sağlayacağından eleştirilere kulak tıkamayın. A. Sinirli bir yapısı olduğunu düşündüğü öğretmeniyle konuşmaktan çekinen bir öğrencinin proje çalışması sürecinde onun cana yakın biri olduğunu fark etmesi bakın burada bir ne vardı? Ön yargı vardı. Yani ön yargılarımız olmasın demiştik. A şıkkını eledik. B şıkkına baktık. Eşiyle şiddetli tartışmalar yaşayan birinin bağırıp çağırmaktan vazgeçerek onun ne söylediğini Dinlediğinde sorunların daha kolay çözüldüğünü görmesi yani karşıdakinin ne dediğine kulak vermesi B şıkkında böylece elemiş olduk. C şıkkı çok yetenekli olmasına rağmen. sahada istediklerini yapamayan bir futbolcunun Hocasının söylediği eksiklikleri giderdiğinde başarılı olması yani burada ne yapmış? hocasının eleştirilerini dikkate aldı. Bakın burada eleştiriye açık olmak. E şıkkı sınıftaki arkadaşıyla sorunlar yaşayan bir öğrencinin sorunu sadece onda aramayı bırakıp onun ne hissettiğini düşündüğünde onu daha iyi anlaması yani burada bakın empatik bir yaklaşım kurdu yani empati yaptı. E şıkkı da elendi. D şıkkında İş yerindeki çalışma arkadaşlarıyla anlaşmazlıklar yaşayan birinin üzerine gitmek yerine sorunun çözümünü zamana bırakması burada kendini doğru ifade etmeyle eşleşmedi. Cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? PTFE yani teflon insan yapımı bir bileşik olarak bilinmektedir. Bilim insanları tarafından 1938'de şans eseri keşfedilen Teflon, flor atomlarıyla doymuş, uzun ve düz bir karbon zincirinden meydana gelmiş moleküler yapıdır. Isıya, kimyevi maddelere, neme ve sürtünmeye dayanıklı olan Teflon, 260 santigrat derece üzerindeki sıcaklıklarda bozulmaya başlar. Dayanıklılığı, kolay temizlenebilirliği ve ısıyı eşit dağıtma özelliği nedeniyle mutfaklarda en çok kullanılan pişirme araçları arasında yer alan teflon tavalar şık görünümleri ile de beğenilmektedir. Teflon tavayı diğer tavalardan ayıran en önemli özellik yapışmaz olmasıdır. Lezzetli yemekler hazırlamayı keyifli hale getiren teflon tavalar son yıllarda farklı ve modern tasarımları ile de göz doldurmaktadır. Şimdi dördüncü cümleye kadar teflonun Tanımını yaptığı, nasıl bulunduğu, nasıl keşfedildiğinden bahsetti. Şans eseri keşfedilmiş. Moleküler yapısından bahsetti. Dördüncü cümleden itibaren artık teflonun mutfakta kullanımına lezzetli yemekler yapımında bize yardımcı olduğuna değindi. Yani dördüncü cümleden itibaren yeni paragrafa geçiyoruz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? Hangi taraftan bakarsanız bakın. Said Faik edebiyatımızın en değerli, en orijinal çehrelerinden biriydi. Bütün aydınlarla beraber orta halli okur yazarların bizde pek az görülmüş bir ittifak ile sevip saydığı yazarlar arasındaydı. Çünkü içine mevki hırsının, gösterişin, çıkarcılığın karışmadığı bir sevgi ve saygıydı bu. Bence bunu sevgi ve saygıların en makbulü saymak lazım gelir. Onu birçok sanatçıdan ayıran bir başka yönü de yaşadığı zaman ve muhitin geniş bir köşesini erişilmesi güç bir kolaylıkla anlatması olmuştu. Şimdi bütün aydınlarla beraber orta halli okur yazarların bizde pek az görülmüş bir ittifak ile sevip saydığı yazarlar arasındaydı devamında bence bunu sevgi ve saygıların yani burada sevip saydığı yazarlar arasındaydıdan sonra sevgi ve saygıların en makbulü saymak lazım gelir. Neden? Çünkü içine mevki hırsının gösterişin çıkarcılığın karışmadığı bir sevgi ve saygıydı bu. Bu derken de işte bakın burada sevgi ve saygıların en makbulünü kastetti yani 3 ve 4 yer değiştirmeli cevabımız D şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tuz gölü flamingolar için dünyadaki en önemli üreme alanlarından biri. Burada her yıl 20 bin çiften fazla flamingo yuva kuruyor. Fakat yanlış su politikaları yüzünden kurumaya yüz tutan gölde bu yılda susuzluktan ölen en az 15 yavru flamingo gözlemlendi. Küresel ısınma gibi olguların etkisi olsa da gölü besleyen su kaynaklarının önünün kesilmiş olması, baraj inşaatları ve yasa dışı kuyular kurumanın nedenleri arasında önemli bir yer tutuyor. Öte yandan göl içinde yeni açılan Tuzdalar su dengesinin bozulmasını, Türkiye'nin en büyük ikinci gölünün kurumasını hızlandırıyor. Ayrıca buradaki flamingoların yaşam alanları yıldan yıla küçülmektedir. Flamingolar gölün batı kısmında kalan bir avuç sudan medet umuyor fakat birçok yavru beslenebilecekleri bu küçük alana ulaşamıyor bile. Aşık. Tuz Gölünün Doğal yapısı yanlış beşeri tutumlardan dolayı bozulmaktadır. Evet, yanlış su politika, politikaları. Daha sonra bakın, gölü besleyen su kaynaklarının önünün kesilmiş olması, baraj inşaatları ve yasa dışı kuyulardan söz ettik. Beşeri tutum olarak, yanlış beşeri tutum olarak. B şıkkı, Tuz gölündeki flamingoların yaşam alanları her yıl daralmaktadır. Evet, yaşam alanları yıldan yıla küçülmektedir." dedi. C şıkkına baktık. Tuz Gölü flamingoların varlığını sürdürmesi açısından oldukça önemlidir. Çünkü en önemli üreme alanlarından biri Tuz Gölü'ydü. En başta bahsetmiştik. D şıkkı Tuz Gölü'nün kurumasında küresel ısınmanın da etkisi vardır. Küresel ısınma gibi olguların etkisi olsa da demiştik. E şıkkında tuz gölünde yeni tuzlaların açılması tuz verimini artırırken gölün kurumasını hızlandırmaktadır. Burada şimdi şurada bulalım bir yerimizi. Tuzlaların açılması su dengesinin bozulmasını ve kurumayı hızlandırıyor dedi. Ancak tuz veriminin arttığından bahsetmedik. Burası önemli. Bu yüzden E şıkkına ulaşamıyoruz yani söylenemez. Cevabımız E şıkkı olacaktır diyoruz. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle nişancı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Nişancı Osmanlı Devleti'nde divanı Hümayun'un önemli vazifelerinden birini yerine getiriyordu. Ferman, Berat, Mensur, Name, Mektup, Ahitname, Hüküm gibi devletin Resmi evraklarının baş tarafına padişahın imzası demek olan nişan konulmaktaydı bu. Osmanlı'da nişancı tarafından yapılıyordu. Nişancının yardımcıları vasıtası ile divanda yapılan görüşmelerin kayıtlarını divan defterine kaydetme görevi de vardı. Ferman berat gibi belgelerin hazırlanması, sadrazam ile padişah arasındaki ve dış ülkelerle olan yazışmaların yapılması ile birlikte tapu kayıt defterlerinin Tutulması da nişancı tarafından yapılmaktaydı. Bu nedenle nişancı Osmanlı Devleti'nde önemli yeri olan divan üyelerinden biridir. A Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ön planda olduğunu burada son dönemden bahsetmedi. C şıkkı dış ülkelerle yapılan yazışmaların kurallarının belirlenmesinde önemli bir rol oynadığına demiş. Burada kurallardan bahsetmedik. D şıkkı yazışmalar konusunda deneyimli yardımcılar yetiştirdiğini burada herhangi bir yardımcı yetiştirdiğine değinmedi. E şıkkı. Padişah ve Sadrazam divanda olmadığı dönemlerde divana başkanlık yapına bundan da bahsetmedik. B şıkkında birçok görevi bulunduğu için divan Hümayun'un önemli üyelerinden biri olduğunu evet burada bütün görevlerinden bahsetti ve bu nedenle yani bu görevlerinden dolayı önemli bir yeri olduğuna değindi cevabımız B şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Sosyal bir varlık olan insan yalnız yaşayamaz ve sürekli etkileşim içinde olacağı birilerine ihtiyaç duyar. İşte tam da bu noktada devreye insanlar için büyük bir sığınak olan arkadaşlık girer. Güven, arkadaşlıkların sağlam bir zemine oturabilmesi ve devam edebilmesi için önemlidir. Çünkü arkadaş insanın kendisine yanında, kendisini yanında rahat, değerli ve güvende hissettiği ayrıca paylaşımlarda bulunduğu kişidir. Bu yönüyle arkadaşlık insanı hem sosyal hem de psikolojik açıdan destekleyen bir limandır. Bakın burada parçada baştan sona arkadaştan bahsetti. Önce bir yalnızlığı ya insanın yalnız kalamadığından ve birilerine ihtiyaç duyacağından bahsetti. Burada arkadaşa işaret etti devamında arkadaşlıktan bahsetti. Daha sonra yine sürekli burada bize arkadaştan arkadaşlığa neden ihtiyaç duyduğumuzdan bahsetti. 3'te ise güvenden bahsetti. Yani burada anlatımın akışını bozan üç numaralı cümlemiz güvenden bahsetti. Güven arkadaşlıkların sağlam bir zemine oturabilmesi ve devam edebilmesi için önemlidir diyerek akışı bozdu. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 7. sorumuzdayız. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Cilt yaşlanmalarının diğer bir ifadeyle ciltte Kırışıklık oluşumunun birçok nedeni vardır. Akıp giden zamanın ve dış etkenlerin neden olacağı kırışıklık oluşumu bazı önlemler alınarak yavaşlatılabilir. Cildinizde oluşan kırışıklıkların temel nedeni serbest radikallerdir. Bunlar ciltte kolajen yıkımına neden olur. Serbest radikaller basit ifadeyle bir ucu açık kararsız moleküllerdir ve eğer kararlı hale getirilemezlerse ciltte hızla Kırışık oluşumu başlar. Serbest radikallere karşı en önemli kalkan antioksidanlardır. Gerek beslenmeyle gerekse kozmetik çözümlerle serbest radikallerin oluşumunu engellemek mümkündür. Ultraviyole ışınlar da cildinizde serbest radikallerin oluşumunu tetikler. Tüm bunlar kolajen yıkımına neden olan etkenlerin en önemlileri olarak gösterilebilir. Bu nedenle yaşlanma karşıtı kremlerde antioksidan kullanımı oldukça önemlidir. En çok bilinen antioksidanlar da A, C ve E vitaminleridir. B şıkkında serbest radikallerin insan vücudu için büyük önem taşıdığına demiş. Bundan bahsetmedi. C şıkkında insanın vücut yapısına dair yapılan araştırmalarda önemli sonuçlara ulaşıldığına demiş. Böyle bir araştırmadan bahsetmedik. D şıkkında insanların yaşandıkları zaman vitamin olan ihtiyaçlarının arttığına böyle bir ihtiyaç artışına değinmedik. E şıkkı cilt yaşlanmalarının özellikle yaşlık döneminde ortaya çıktığını burada cilt yaşlanmasının yaşlık döneminde olduğundan da yine bahsetmedik. Şimdi A şıkkına baktığımızda insanlardaki cilt yaşlanmalarının serbest radikallerle ilişkili olduğuna demişti. Zaten burada temel nedeninin Serbest radikaller olduğuna değinmiştik. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse yazarların hayatlarındaki değişikliklerin eserlerindeki üslubu özgünleştirdiği sonucuna ulaşılır? Yazarlar edebiyatta her dönem bir önceki dönemle konuşarak ilerledi. Bu konuşma onların hayatlarında ve sanat anlayışlarında bazı değişiklikler meydana getirdi. Buna bağlı olarak kullandıkları vezin, dil ve üslup değişti. Bununla beraber ortaya koydukları eserlerdeki kelimeler A şıkkı değişimin bir parçası gibi görünse de asla taşıdığı ilk anlamların dışına çıkmadı. Burada özgünlükten bahsedemeyiz. B şıkkı yazarların düşüncelerini ifade etmek için başvurdukları yegane unsur oldu demiş. C şıkkı eski anlamlarını korumak için yeni kalıp arayışına girmeyi düşünmedi demiş. E şıkkı anlam darcağını genişletmeye çalışsa da kalıplaşmış biçim özelliklerini aşamadı demiş. Şimdi D şıkkına bakalım. Yeni anlamlar kazanırken alışılmış kalıplar yıkıldı. Orijinal söyleyiş biçimleri ortaya çıktı. Yani özgün üsluplar ortaya çıktı. Yazarların hayatlarındaki değişikliklerinin eserlerindeki üslubu özgünleştirdiği sonucuna ulaştık. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuzdayız. Bu parçaya göre sinemayı televizyon dizilerinden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? Bana göre sinema bir ürün ortaya koymanın en zor olduğu alanlardan biridir. Bir projenin senaryoya daha sonra da sinema filmine dönüşmesi uzun, zahmetli, pek çok kişiden ve teknolojiden yararlanmaya gerektiren pahalı bir iştir. Televizyon dizilerinde benzer süreçlerin işlediği düşünülse de çok daha kısa sürede çekilen, hemen seyirci karşısına çıkarılan, bir gecede tüketilen bu ürünlerin tek hedefi izleyicisini ekran başında tutmaktır. Sinema filmi yaparken ise amaç yaratıcı ve özgün bir eser ortaya çıkarmaktır. Maalesef bu özelliklere televizyon dizilerinde rastlayamıyoruz. A. Eserleri hazırlık aşamasında çok büyük bir emek harcanması. C. Şıkkı çekilen sahnelerde son teknolojilerin yoğun olarak kullanılması. D. Şıkkı filmlerde her olayın bütün ayrıntılarıyla ele alınarak işlenmesi. E. Şıkkı senaryolarda oyuncu sayısının genellikle oldukça fazla olması bunların hiçbirine ulaşamadık. B şıkkında ortaya konulan ürünlerin benzersiz niteliklere sahip yeni eserler olması bakın burada yaratıcı ve özgün olduğundan bahsettiği Sinema filmleriyle ilgili cevabımız B şıkkı olacaktır. 10. sorumuzdayız. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tarihte ilk uçak kazası 17 Eylül 1908'de uçağın mucitlerinden Orville Wright tarafından yapıldı. Bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı bu kazada uçağın pervanelerinden biri kırılmıştı. Elbette havacılık sektörü günümüze gelinceye dek epey yol aldı. Son zamanlarda ise neredeyse kaza yaşanmamaktadır. Bugün uzmanlar bir uçağın düşmesi için kontrol edilemeyen bir hatalar zincirinin oluşması gerektiğini ve bu ihtimalin çok küçük olduğunu sayılarla ortaya koyuyor. Araştırmalar yıl bazında milyonlarca uçuş yapılırken 2-13 ölümlü kaza meydana geldiğini gösteriyor. Yine istatistiklere göre bir uçak kazasına denk gelme ihtimaliniz 11 milyonda 1. Aşık ayrıca geçmiş kazalar yeni kazaların olmaması için ders alınması gerektiğini gösterdi. Bu getirilemez. B şıkkında araştırmalara göre uçak kazalarının %75'i kalkış ve inişlerde gerçekleşmektedir. Bu da buraya uygun değil. D şıkkı havacılığın ilk yıllarında kazalar büyük oranda teknik sebeplerden kaynaklanıyor. D şıkkı pilotların yorgunluk durumu da yolculuğun sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını etkiliyordu. Burada pilotlardan da bahsetmedik. Şimdi Burada havacılık sektörünün epey yol aldığından söz etti. Yani günümüze kadar epey bir yol aldı. Özellikle yaşanan teknolojik gelişmeler evet bu destekledi. Uçakların kaza oranlarının her yıl düşmesini sağladı. Kaza oranlarımız düşmeye başlamış. Son yıllarda neredeyse kaza yaşanmamaktadır. O zaman buraya biz C şıkkını getirebiliriz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 11. sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra çünkü insanlar artık ilişkilerini dışarı çıkıp bir kafede buluşmak yerine internet üzerinden çevrim içi sürdürmeyi tercih ediyor cümlesi getirilmelidir? Teknolojik bağımlılık giderek davranışsal bir bağımlılık haline geldi. Gün içerisinde bilgisayar, internet ve televizyonla geçirilen süre günden güne artış gösteriyor belli bir zorunluluk olmadan haftada 18 saat ve üzerinde bilgisayar karşısında geçirilen süre bağımlılık olarak değerlendiriliyor. Sosyal yaşamı olumsuz etkileyen bu tablo yetişkinlerin iş yaşamına çocukların ise akademik başarısına olumsuz yansıyor. Birebir ilişki boyutunda ele alındığında ise, ise durum çok daha kötü. Şimdi birebir ilişki derken dışarı çıkıp bir kafede buluşmak birebir ilişkidir. Bunun yerine ne yapmışız? İnternet üzerinden çevrim içi ilişkilerimizi bu şekilde sürdürmeyi tercih etmişiz. Yani 5 numaralı cümleden sonra getirilmeli cevabımız E şıkkı olacaktır. 12. sorumuzdayız. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisi karşısındaki kavramla ilişkilendirilemez? 2. Çamaşır makinesi çamaşırları daha temiz ve kolay yıkamamızı aynı zamanda sudan ve zamandan tasarruf etmemizi sağlar. Burada karşılaşma bakın burada dahadan dolayı var 3. Güz yaprakları sararmıştı. Utsuz, bucaksız ormanın üstünde turuncu, sarı, altın ışıltısında ışıklar geçiyordu. Ormana ılık güz güneşi düşüyordu. Pembe ve mor orman laleleri toprağa yarmış bir kayayı çatlatırcasına dışarıya çıkmıştı. Burada baştan sona zaten betimleme yapıldı. Tasvir yapıldı. 4. Bir şey söyleyecektim. Elini kaldırarak sus işareti yaptı ve sustum. Olta asıldı. Yakaladığı 5-6 kiloluk bir sazandı. Kepçeyle aldığı balığı arkaya doğru fırlattı ve yemi tazeledi. Konuş bakalım der gibi bana baktı. Bakın burada öyküleme yapıldı. Bir olay örgüsü vardır. 5. insan oğlu kendi eliyle dünyayı yaşanılmaz bir yer yapıyor. Mesela denizlerimizi, havamızı, toprağımızı ve en önemlisi içecek sularımızı kirleterek dünyanın dengesini bozuyoruz. Bununla birlikte yaşam alanlarımızı daraltıyoruz. Evet burada mesela diyerek örneklerine başladı. Bire bakalım. Yaşayan dil diye bir kavram dil biliminde yok. Bu ifade dili canlı bir organizma sayan anlayışın ürünüdür. Dil olaylarını nedenleriyle kavrayamayan ve bunlar arasında bir bütünsellik kuramayanların bir yakıştırmacasıdır da diyebiliriz. Burada tanık göstermede bir kişinin sözüne yer vermesi gerekiyordu. Burada tanık gösterme yoktur. Cevabımız A olacaktır. 13. sorumuzdayız. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi son cümle olur? Terra sözcüğü toprak anlamına gelirken rosa Türkçe'de kırmızıya karşılık gelmektedir. Dünya üzerinde birbirinden farklı toprak kuşakları bulunur. Bunlardan biri de terra rosa topraklarıdır. Bunlar oluştukları yere ve oluşum koşullarına göre farklı gruplara ayrılmaktadır. Terra rosalar bu rengi içinde bulunan fazla miktardaki demirin oksitlenmesiyle almıştır. İlk cümlemiz dünya üzerinde birbirinden farklı toprak kuşakları bulunur. İkinci cümlemiz bunlar yani bu toprak kuşakları oluştukları yere ve oluşum koşullarına göre farklı gruplara ayrılmaktadır. 4. Bunlardan biri de terrarosa topraklarıdır. 3. Terra sözcüğü toprak anlamına gelirken rosa Türkçe'de kırmızıya karşılık gelmektedir. Terra rosalar bu rengi, kırmızı rengini içinde bulunan fazla miktardaki demirin oksitlenmesiyle almıştır. Böylece son cümlemiz 5 numaralı cümle oldu. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 14. sorumuzdayız. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Okyanusta yaşayan yeni bir tür mürekkep balığı tanımlandı. Bu türün 1998'de tanımlanan Magnapinna familyasının yetişkin bir üyesi olabileceği sanılıyor. Ancak bu tür 6 metre uzunluğuyla bugüne kadar tanımlananlar içinde en uzun kollu olanı ince ve yapışkan kollarını örümcek ağ gibi kullanan mürekkep balığı bu sayede küçük deniz canlılarını yakalayabiliyor. Doğa Tarihi Müzesi'nden deniz biyoloğu Michael Weshon'un bu keşfin deniz canlıları hakkındaki bilgimizin yetersiz olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti. Yeryüzünün üçte ikisini kaplayan okyanusların çok zengin bir ekosistemi barındırdığını da ifade etti. A şıkkı daha önce tanımlanan mürekkep balıklarının kolları yeni tür mürekkep balığınkinden daha kısadır. Evet burada yeni bulunan en uzun kollu dedi. C şıkkı yeni mürekkep balığı okyanusta gözlemlenmiş bir balık çeşididir dedi. Okyanusta yaşayan yeni bir tür mürekkep balığı tanımlandı demiştik. D şıkkında dünya üzerinde kapladığı alanla okyanuslar pek çok canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Bakın 3'te ikisini kaplıyor ve çok zengin bir ekosistemi barındırıyor. E şıkkı yeni mürekkep balığının keşfi deniz canlıları hakkındaki bilgilerin yetersiz olduğunu göstermiştir. Bakın burada bilgimizin yetersiz olduğunu bir kez daha kanıtladı. B şıkkı mürekkep balıklarının avlanma biçimi okyanusların doğal yapısına zarar vermektedir demiş. Bundan bahsetmedik cevabımız B şıkkı olacaktır. 15. sorumuzdayız. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Evet çünkü iyi şiir dediğiniz şiire niçin iyi diyorsunuz ya da kötü dediğiniz şiirin için kötü verdiğiniz kararlar şiire baktığınız perspektif ile ilgili olsa gerek bir şiirin iyi ya da kötü olduğunu ortaya koyan kriterlerin varlığına inanmıyorum. Hangi amaçla yazılırsa yazılsın bütün şiirler değerlidir. A. Kötü şiir yazmanın altındaki temel sebep şiire yönelik bakış açısı mıdır? B şıkkı bir şiire iyi ya da kötü şiir demek için kullanılan kriterlerin yetersiz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Burada yeterli ya da yetersiz tartışmasına girmedi. C şıkkı şiiri iyi yapan şey onun toplumsal bir konuda yazılmış olması mıdır? Burada konudan bahsetmedik. D şıkkı şiirin başarılı olarak değerlendirilmesini sağlayan bir özellik var mıdır? E şıkkı şiirin iyi ya da kötü olarak niteliğinin belirlenemeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Evet demiş. Bir şiirin iyi ya da kötü olduğunu ortaya koyan kriterlerin varlığına inanmıyorum demiş cevabımız E şıkkı olacaktır. 16. sorumuzdayız. Bu köşe yazısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dünyanın en güçlü rüzgar türbini Halide X. Son yıllarda tüm ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş durumda. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanan sistemler her geçen gün yaygınlaşıyor. Son 10 yılda Rüzgar enerjisine yapılan yatırım 3 kat artış göstermiş. Bu kapsamda Haliade X adı verilen dünyanın en büyük rüzgar türbini üretildi. 260 metre yüksekliğe 220 metre rotor uzunluğuna sahip olan türbin tek dönüşle bir evin 2 günlük enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Bir türbin ise hali hazırda Avrupa'daki 16 bin evin enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. %60-64'lük kapasitesiyle endüstri standartlarının çok üstünde bir verimlilikle çalışan Halya X yılda 74 GW enerji üretebiliyor ha. İstatistik verilerin düşünceleri açıklamada yetersiz olduğu vurgulanmaktadır. Herhangi bir yetersizlik söz konusu değil. C şıkkı güncel bir konunun doğa üzerindeki etkileri açıklanmaktadır. Burada doğa üzerindeki etkisi yok. D şıkkı saptamalar yaparak bir konunun olası sonuçlarını değerlendirmektedir. Burada bir saptama, bir sonuç çıkarımı yok. E şıkkı enerji kaynaklarının çeşitliliği konusunda karşılaştırmalar yapılmaktadır demiş. Burada da bir karşılaştırma yapılmadı. B şıkkı kanıtlanabilir bilgilerden yola çıkılarak genelleme yapılmaktadır. Evet burada bir sürü burada sayısal verilerden yararlandık. Yani nesnel kanıtlanabilir bilgiler ortaya koyduk ve genelleme yaptık cevabımız B şıkkı olacaktır 17. sorumuzdayız bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirmelidir? spiker soru soruyor okurlarınız neden yazıyorsunuz diye soruyor mu yazarın cevabı 1 bu sefer boşluk spikerde sorduğu soruyu biz bulacağız yazar cevap vermiş var tabi her yazarın vardır diye düşünüyorum çünkü Her ne kadar önceliği yazmak olsa da bütün yazarlar aynı zamanda seslerini duyurmak bilinmek ve her dönemde yaşamak ister A şıkkı evet Bu bizi daha da motive ediyor yazmak için Çünkü yazarlık bunu gerektiriyor Zamanla okur için yazmaya başlıyorsunuz eserlerinizde yaşamınızdan izler var mı A şıkkı elendi B şıkkı Evet gelen eleştirileri dikkate alarak yazmaya başlıyoruz çünkü okur yönlendirebildiği yazarı okumayı tercih ediyor Burada bir eleştiri yok zaten sadece soru sormuştu. İkide de kalıcı olmak gibi kaygılarınız var mı demiş. D şıkkı evet her şeyden önce bu işi severek yapıyorum. Ve bu nedenle kendimi mutlu etmek amacıyla yazabildiğim kadar yazıyorum diyorum. Beğendiğiniz takip ettiğiniz yazarlar var mı? Bunun cevabı yok. İkinci sorunun cevabı yok. E şıkkı. Evet yazar olarak bazen çıkmaza giriyoruz. Bazen kendimiz bazen ailemiz bazen de okurlarımız için Yazıyoruz E şıkkı da elendi. İkide de sanat hayatınızda etkilendiğiniz bir isim oldu mu demiş. B şıkkı okurlarınız neden yazıyorsunuz diye soruyor mu? Evet kendimizi ancak böyle var edebiliyoruz diyorum cevabımı aldım. Ama bir süre sonra işin rengi değişiyor ve okurun ilgisini kaybetmemek önceliğimiz oluyor. Spiker'in sorusu. Eskimek unutulmak gibi endişeleriniz var mı? Var tabii. Her yazarın vardır diye düşünüyorum. Çünkü her ne kadar önceliği yazmak olsa da bütün yazarlar aynı zamanda seslerini duyurmak, bilinmek ve her dönemde yaşamak ister. Yani unutulmak istemez. Böyle bir endişesi vardır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 18. sorumuzdayız. Bu parçadaki altı çizili ifadenin gönderme yaptığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Rüzgar türbinlerindeki kanatların genellikle çift yerine tek sayıda olması tercih edilir. Çift sayıda kanadı olan rüzgar türbinlerinde dönüş esnasında kanatlardan biri en tepe noktadayken biri en alt konumda bulunur. Bu pozisyonda rüzgar tepedeki kanada alttaki kanada uyguladığından daha fazla güç uygular çünkü kulenin ayağı havanın alttaki kanat etrafındaki hareketini etkiler. Bu durum kanatların dikey konumda ileri geri hareket etmesine dolayısıyla türbinde denge ve dayanıklılık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Tek sayıda kanadı olan rüzgar türbinlerinin mekanik özellikleri ise dönen bir çarkta olduğu bir gibi dengelidir. Dolayısıyla üç kanatlı rüzgar türbinleri enerji verimliliği, dayanıklılık ve denge yönünden daha avantajlıdır. Şimdi bu durum derken neyi kastetti? Kulenin ayağı, havanın alttaki kanat etrafındaki hareketini etkilediğinden bahsetti. Bakalım A şıkkı çift sayıda kanada olan türbin modellerinin denge ve denge sorunları yaşaması A şıkkı elendi. C şıkkı tek sayıda kanadı olan türbinlerin enerji verimliği açısından daha avantajlı olması bizim bahsettiğimiz neydi? Havanın alttaki kanat etrafındaki hareketini etkilemesi. D şıkkı türbin kanatlarının dikey konumdan yatay konuma gelmesi. E şıkkı tek sayıda kanada olan türbinlerin çift sayıda kanada olanlardan daha çok tercih edilmesi. Şimdi B şıkkına baktım. Türbin kulesinin ayağının alt kanattaki hava hareketini etkilemesi. Evet, etkiliyor mu? Burada ne demişti? Etkiliyor demişti. Bu durum derken de bunu kastetti. Cevabımız B şıkkı olacaktır. 19. sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle FIFA Dünya Kupası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlendi. Turnuvadaki maçlar 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynandı. Katar Futbol Federasyonu'nun organize ettiği turnuvada bazı ilkler ve sonlar yaşandı. Orta Doğu'da düzenlenen ilk Dünya Kupası olan bu turnuva 32 milli takımın yer aldığı son Dünya Kupası oldu. Çünkü 4 yıl sonra yapılacak olan 2026'daki organizasyondan itibaren takım sayısının 48'e çıkarılması kararı alındı. Turnuva bazı ilginç hikayeleri gündeme getirirken birçok ilginç anekdotun da ortaya çıkmasına sebep oldu. Güney Kore'nin Portekiz, Uruguay ve Ghana'nın olduğu gruptan ikinci olarak bir üst gruba çıkmasında attığı iki golle büyük pay sahibi olan Cho kye sosyal medyadaki inanılmaz takipçi artışıyla gündeme geldi. Turnuvadan önce 20 bin takipçisi bulunan futbolcunun attığı gollerden sonra takipçi sayısı 2 milyon kişiye çıktı. Suudi Arabistan kralı Selman bin Abdülaziz ülkesinin milli takımının 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluk adaylarından Arjantin'i 2-1 mağlup etmesi üzerine ülkede bir günlüğüne resmi tatil ilan etti. Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan lider olarak çıkmayı başaran ve 1986'dan sonra ilk kez son 16 turuna kalan Fas tarihi başarısına bir yenisini daha ekledi ve kupa tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu. A şıkkı Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olduğuna hayır Orta Doğu'da düzenlenen ilk Dünya Kupası turnuva değil. B şıkkı turnuvanın genellikle Avrupa'da düzenlendiğine bundan bahsetme. D şıkkı seyirci kitlesinin Afrika izleyicilerini oluşturduğuna. E şıkkı dünyanın en prestijli spor organizasyonu olduğuna. C şıkkına baktık. Farklı gelişmelerin yaşanmasına zemin hazırladın. Evet farklı gelişmeler, ilginç hikayeler burada meydana gelmiş. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 20. sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle 2022 FIFA Dünya Kupası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlendi. Turnuvadaki maçlar 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynandı. Katar Futbol Federasyonu'nun organize ettiği turnuvada bazı ilkler ve sonlar yaşandı. Orta Doğu'da düzenlenen ilk Dünya Kupası olan bu turnuva 32 milli takımın yer aldığı son Dünya Kupası oldu. Çünkü 4 yıl sonra yapılacak olan 2026'daki organizasyondan itibaren takım sayısının 48'e çıktı çıkarılması kararı alındı. Turnuva bazı ilginç hikayeleri gündeme getirirken birçok ilginç anekdotun da ortaya çıkmasına sebep oldu. Güney Kore'nin Portekiz, Uruguay ve Gana'nın olduğu gruptan ikinci olarak bir üst gruba çıkmasında attığı iki golle büyük pay sahibi olan Cho Sang sosyal medya, medyadaki inanılmaz takipçi artışla gündeme geldi. Turnuvadan önce 20 bin takipçisi bulunan futbolcunun attığı gollerden sonra takipçi sayısı 2 milyon kişiye çıktı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ülkesinin milli takımının 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluk adaylarından Arjantin'i e 2-1 mağlup etmesi üzerine ülkede bir günlüğüne resmi tatil ilan etti. Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan lider olarak çıkmayı başaran ve 1986'dan sonra ilk kez son 16 turunda kalan Fas tarihi başarısına yeni bir yenisini daha ekledi ve kupa tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu. A. İlk kez bu turnuvada yarı finale bir Afrika ülkesinin çıktığını evet burada ilk Afrika takımının Fas olduğundan bahsetti. B şıkkı Portekiz, Uruguay ve Ghana'nın olduğu grupta Güney Kore'nin bir üst sıra yükseldi. Evet Güney Kore'ye bir üst gruba çıktı. C şıkkı Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesinin ülke çapında etkisinin olduğuna doğru. Burada bir günlük resmi tatil ilan edilmişti ülke çapında. E şıkkı Katar'da düzenlenen turnuvanın 32 takımla düzenlenen son turnuva olduğunu. Evet 32 milli takımın yer aldığı son turnuva. Son Dünya Kupası buydu. Daha sonra 48'e çıkarılacak dedi. D şıkkı Fas'ın Hırvatistan ve Belçika yenerek bulunduğu grubu lider tamamladığını burada Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan lider olarak çıkmayı başaran Fas dedi ama Hırvatistan ve Belçika'yı yendiğinden bahsetmedi. Bu yüzden buna ulaşamıyoruz. Cevabımız D şıkkı olacaktır.